Biraz önce Mami uzunca bir polen blokajını anlatmış. Şimdi başka bir, başka bir şey soracağım. Yoktum. Başka bir şey soracağım. Bala girerken tam 5 Haziran'da 4 tane ballı polenli polen blokeli şeyimiz var, çerçevemiz var. Ha. Tam bala giriyoruz. Ondan sonra 6 tane de kapalı yavrumuz var. Hı. Açık, kapalı, karışık. Şimdi biz bu arıyla beraber bala gireceğiz. 4 çerçeve polen, ballı polenli çerçevemiz var. He. Ondan sonra 6 çerçevede yavrumuz var. Bunların 3'ü açık, 3'ü kapalı. Haziran'ın 5'i. Haziran'ın 5'i çerçeve, ballı polenli çerçeve. Niye 8 çerçeve yavruyu istedik, 2 çerçeve ballı polenli abi ben biliyorum, ben İtalyan usulü besliyorum, biliyorum. Sen sanki İtalyanlarından beslesen, o arada İtalyan'ı altı çıkadın mı? Ölçem be. Ama bu sen anladın yani, bana bir İtalyan lazım. Şimdi, benim kafama takılan bu ballı polenli çerçeveler. Şimdi araya 5 Haziran geldi, bu aradan balık alacağım ben. Şimdi, kapalıları otomatikman yukarı koymam gerekiyor. Üç çerçeve. Zaten. Üç çerçeve açık, üç çerçeve kapalı var. He. Üç çerçeve açık, çerçeveleri aşağıya koydum. Sağına, soluna iki tane de ballı polenli koydum, doğru mu? He. Kapalıları da yukarı koydum. He. Benim bu aradan alabileceğim maksimum sezon iyi giderse bal çerçevesi üç çerçeve. Ana araya ana ızgarası koyuyorum ya üstte. Üstte evet, yapılıyor. Kapalılardan çıkıyor. Bir yanına koy çerçeve dolduruyorsa doldurmaya devam etsin. Senin ballı polenlerin yanına mı yoksa yukarıya mı? Benim arım kaç çerçeveydi? Benim arım toplam 10 çerçeve. 10 çerçeve olan arı 10 çerçeve bal yapar. Hı. Altta 10 çerçeve yavru da varsa bal geldiği sürede 10 çerçeve üstte balı doldurur. Sardığı kadar bu. Yani arı sarıyorsa doldurur. 10 çerçeve arı diyorsun nasıl? Ha yani. Zamanlar... Senin balı toplama süren ne kadar abi? Yaklaşık 1 ay. 1 ay. 1 ay içerisinde bu 3 çerçeve kapalı yavrudan yavru çıkmayacak mı? Çıkıyor yavrular. Kovan içerisindeki arılardan tarlacı olmayacak mı? Oluyor. Senin arın 10 çerçeve mi kalıyor? Yok. Artıyor. Evet. Otomatikman nüfus zaten 20 çerçeveye çıkar. Hı hı. Tamam. Senin Haziran'ın başında 10 çerçeve olan ara Haziran'ın sonunda zaten 20 çerçevedir. Tamam? Problem sen bu arıya yavru yaptırarak mı balı tükettiriyorsun, depolattırıyorsun? Tamam? Bu arıya yavru yaptırarak balı tükettiriyorsan sen hiç de bal alamayabilirsin. Bal az gelirse. Evet. Bal çok gelirse yavrusunu da yapar, balını da koyar. Bu balın gelen miktarına bağlı bir şey. Tamam? Ama mantıklı olanı sen bu arının yukarıya 3 çerçeve kapalı yavrusunu çıkarttıysan, altta 3 çerçeve açık yavrusu kaldıysa, yana da 2 daha yavru yapmasını bekliyorsan, kuluçkalıkta 5-6 çerçeveyi doldurmasını, katta da 5-6 çerçevenin üstünde bal yapmasını beklersin. Yani 6 çerçeve bal yukarıya yapmasını, 6 çerçevelikle kuluçkalık alanı kullanmasını beklersin. İyi bir sezon. Benim burada... Geçen sene Hacı Mehmet'te aldığı oğlu kovana koyan adam, kovana koymuş oğlu. Oğul 3 çerçeve. Hı hı. Gitmiş buharın üstüne de katı koymuş. Hı? Elinde çerçeveler de var. Kata da 3 tane çerçeve koymuş. Hı hı. Geziyor şimdi. En sona o arı kaldı. Ha, bir tane güçlü arısı var. Arkadaki güçlü arı da dedi. Ben de üstten ballı çerçeve. Üstler ballı hep arılardan olur. Bunu ya dedi, o dedi en son aldığım oğul dedi. Onda bir şey yoktur dedi. Tamam mı? Abi arıyı açtım. Abi dedim, adam 3 çerçeve bal yapmış. Sırlı full. Kardeşim ya bu arıdan ne bekler? Vay be, yapmış mı dedi. O dedi en son aldığım oğul dedi. Biz bal alamadık. O adam her arının üstündeki çerçeve kadar bal aldı. Arı neden üstte 3 çerçeve balı yaptı? Veya nasıl yaptı? Oğul zaten tarlacı. Oğlun çıktı dönemde bal devam ettiği için arı üstte bir yavru şey balı doldurmuş. O arada ana çiftleşmiş. Gelmiş, yumurta yapmış. Bal kesilmemiş, devam etmiş. Yavrusu yani 3 yavruyu besleyecek gıda da şey gelmiş, yeterli gelmiş. Basradan da doldurmuş, sırlamış. Üst tane ballı, altta
tane yavrulu çerçeve. Ök başına koy. Bunu sen planlayarak yapamazsın ki, denk gelmiş. Evet. Aynı şekilde oğlu verdi, koydu. Ertesi gün bal kesildi, gelmedi bir şey. Ana çiftleşti, geldi, yumurta attı. Gelen de yavruyu doğurdu. Sen üst katta hiçbir şey göremezsin. Hı hı. O senin sezondaki bal akımının gidişini tahmin etmen ve tahminin doğrultusunda gidip gitmediğini görmenle alakalı bir şey. Biz niye bu arıyı besliyoruz? Nereden gelmiyor diye. Beslemeden arı olur mu? Olur. Ama o sene olur, bir dahaki sene olmaz. Bizim bu riskimiz var. Biz beslen, her sene bal olduğunu katlayıp bu hafta gelmiyor bal, bir dahaki hafta bal geliyor. Bu hafta gelen balı arı tüketiyor, yavruya yediriyor, arttırıp petek şişiremiyor. Bir dahaki hafta arttırıyor, petek şişiriyor. Biz bu riski kaldırmak için besleme yapıyoruz. Şimdi benim yürüyebilecek arının farkını kapatmak için besleme yapıyoruz. Sen Haziran'da gelecek balın miktarını bilmiyorsun ki. Ama sen balın ne kadar çok gelirse benim arım o kuryeliği kaçırmasın diye kadro yapmaya çalışıyorsun. Ama sen yapmaya çalıştın da kadro olmadı. 8 çerçeve arı. Bu arıyı bala sokmaya gerek yok diyebilirsin de, ya 8 çerçeve bana 4 çerçeve bal yapsın diyebilirsin de. Bu senin alacağın mı? Şimdi bu altta kalan 4 çerçeve ballı poleni var ya, 2 tane solak oldu, koydum. Şimdi 5 Haziran geldi, ana bal akımı başladı. Açık yavruları da alta koydum 3 tane. Oldu 6-7. Üst oldu 3 çerçeve artı 4 daha koydum, kabarlık koydum. 7'ye 7 oldu. Alt 7, üst 7. Araya da ana ızgarası koydum. Altta 3 çerçevelik boş yer olduğu için ana muhtemelen bir süre sonra belki meme diker. Bir hafta 10 yıl sonra meme diker. Meme. Niye? 3 çerçevelik yer ya, yani 3 atıyor, yatayana kadar, döngüyü yapana kadar yani yumurta kapanıyor, açılıyor, kapanıyor, açılıyor ya altta. Şimdi 3 çerçeve koydun, 3 çerçeveli boş koydun. Niye meme diker Haziran'da abi? Alt 7. 4 çerçeve ballı polenli. 4 çerçeve ballı polenli. Tamam da bir atasözü var, sen bilmiyorsun galiba. Ne abi? Bilmem ne de ekilen darıdan. Haziran'da çıkan arıdan oğul hayır gelmez diye. Haziran'da çıkan arıdan. Hakikaten öyle mi dedi? Abi atasözü var ya. Haziran'da çıkan arıdan. Bilmem ne de ekilen darıdan. Haziran'da çıkan oğuldan hayır gelmez diye. Yani Haziran'da çıkan anadan yani. Sen bal akımı Haziran'da çıkan anadan değil, oğul vermez ki arı bal akımında. Bal bitmiş, sen ondan sonra oğul veren arı oğul veriyorsun? Mera bitiyor. Haziran'da... Sen meme yaptırıcını oraya Haziran'da. Hı. O zaman senin söylediğin mantıkla bizim bala soktuğumuz arılarımızın hepsinin meme basması lazım. Sen nasıl meme yaptırdın? O ballı polenlere, ballı polenli çerçeveler var ya. Varsa var. Şimdi ballı polenli çerçeveleri neyine taktın? Ballı polenli çerçevelere odaklandım şu anda. Niye? Niye? Şimdi ballı polenli çerçeveleri normalde alta koyuyoruz. Niye? Arı diyor ki işte... Sen nereye koymak istiyorsun? Şimdi ben diyorum ki... Ben hala sorun için, ben 15 dakikadır muhabbet ediyorum. Onun kafasındaki hala sorunu bulamadım. Ben de anlıyorum. Koy yukarıya be abi, niye titreze bırak yukarıya? Ben diyorum ki, bu ballı polenli çerçeveleri alta koysam, iki seçenek var. Alta koysam, hiç açık yavru mavru falan filan koymasam. Hı. Açık yavruları komple alsam, bölsem. Hı. Altta 4 çerçeve sadece şey olsa, ballı polenli olsa. Evet. Gelen balı direkt aşağıya ballı polenli olduğu için, yapamayacağı için, bloke olacağı için. Neye bloke oldu? Ballı polenli ya, ana yumurta atamayacak. Çatlayacak. Meme basacak. Meme basacak. Ya niye bu kadar zorluyor muhabbeti? Yani meme yaptığını düşünüyorsan anasız al çerçeve oraya, yanına da polen oraya meme yapsın hayvan. Niye çatlatmaya çalışıyorlar? Bu, o zaman... Sen günlük yumurta sayısı belki 2000 olan, 2500 olan ana arı ya. 2500 yumurta yumurtlama sen diyorsun. Sen bana bir tane meme yumurta ver. Ya şimdi bu hayvan her gün 2500 yumurta atarken sen bu hayvana bu yumurtayı yumurtlama diyorsun. Bu bir kere mantıklı mı? Meme yapılmaması gereken bir kovana, meme yapılmaması gereken bir dönemde meme yaptırmaya çalışıyorsun. Niye? Ya memeyi yapmıyorsa çıkınlar bu ana. Nereye yumurtatacak? Bir kere bu arıya yanlışın nerede?
7-8 çerçeve yavruya 6 çerçeve yavrusu olan bir arıda 4 çerçeve polenli ballı çerçeve varsa sen bu arıya polenle balı kullandırtamıyorsun demektir. Yavruya yatıramamışım demektir. Yavru atabileceği yavru miktarını arttıramıyorsun veya attığı yavruya getirdiğini yediriyor, arttırıyor, depoluyor. Evet. Bir arıda 9 çerçeve yavru görürken görebileceğin iyi bir arıda bizce benim şahsen şimdiye kadar çalıştığım maksimum yumurtasını atabilen verimli bir ana arının 9 çerçeve kapalı yavruya geldiği zaman kovanda olan çerçeve sayısı polenli çerçeve sayısı 1. Bunun videosunu da silinmediyse bulabilirsem öbür bilgisayarlarda seyrettiririm sana. Arıya kat koymuşuz. Ben yana çerçeve koyuyorum. Şişik çerçeve. Besliyorum arıyı. 2,5 günleri. Ki çerçeveye polen ve bal koydurtmaya çalışıyorum. Tamam mı? Yumurta atıyor ya. Ya veriyorum yumurta atıyor. Çerçeveyi çıkartıyorum. Polen bal koydurtmaya çalıştığım çerçeveye yavru atıyor. Benim bunları anlatmamın gerekçelerinden biri bu. Ben bu senin anlattıklarının birçoğunu zaten önceden denedim. Biz maksimum verime sahip ana arıları, tamam mı? Yani belki hayatımız boyunca karşımıza çıkamayacak ana arıları sıkıştırıp oğulverdirdik sana. Şimdi bu 4 çerçeve polenli yavru attıramadık, yediremedik. Şimdi bu 4 çerçeve poleni biz bal akımına girdikten sonra yapabileceğimiz şey 2 çerçeve ballı polenli kovanda bırakabiliriz. 2 çerçeveyi oğul olarak alabiliriz. Niye? Amaç ne? Ballı poleni araya yedirmek. Bu şekilde kullanabilir. Oğul olarak. Şimdi kenarda dursun derken, şimdi kafamda soru işareti. Altta kalırsa, altta sağlı sollu kalıyor ya, 2-2 kalıyor ya. Tamam, arı diyor ki, bal polen var, ben polen var, ben polenle çalışmayayım, bala çalışayım. Niye ya, kenarda duruyor kenarda ya, duruyor. Salkımın içerisinde durmadığı sürece arı polene çalışacak. Öyle salkımın mi? İçerisinde durmadığı sürece o onun gıdası olarak görmez onu. O kenarda durur. İhtiyaç olursa gider oradan söker. Merada varsa gidip oradan sökmez. Meradakine gider. Arı meraya çalışıyorken kovan içerisinde kenarda duranı görmez. Tamam mı? Salkım merkezdeyse kenar çerçeve kenarda durur. Girişi zaten korur. Oraya da yağmacı girmez. Orada gezinir. Lazım oldukça alır çeker. Lazım olmadıkça meradan geldiği boyunca çalışır. Arının polene çalışması içerideki protein açığına bağlıdır. İçerideki yavrularda protein açığı varsa aldığı gıdadan, tarlacı aldığı gıdada protein yetersizse proteine de çalışır. Aldığı kriterde protein yeterliyse bala çalışmaya devam eder. Aldığı gıdada su oranı azsa suya çalışır. Ki zaten getirdiği zaman balı veremiyorsa kimseye, evet, bırakır bir yere. Suyu veren dans ettiği için suyu vereni test bakar. Su isteniyormuş der, suya gider. Tamam. Bu senin kovanın içerisinde koyduğunu arı kenarda polen var. Bugün polene çalışmayın diye çalışmaz. Yani arı dansını takip eden arı meraya çalışacak. Sen alırsın poleni, katta kenara koyarsın. O orada durur. İhtiyaç olmadığı sürece kimse dokunmaz ona. Ne zaman yağma dönemi başladığı zaman o orada koku yapıyorsa o zaman alınır, merkeze taşınır. Yani salkımın dışında duran yağma riski oluştuğu için merkeze taşınır. Yoksa arı ya alttaki şerbetle çıta bırakırsan üstteki bala karar. Alttaki şerbetle çıtayı niye karıştırsın arı? Ama sen onu dışa koyduğun zaman arı merkezdeyken o koku yaptığı zaman bal bitince yağma döneminde onu merkeze taşınır. Tamam. Şimdi bu dediğim kovanda biz en ideal 5 Haziran'dan sonra bu kovandan en ideal şekilde bal alabilmemiz için en ideal ana zgrasa atarak en ideal bal alabilmemiz için 2 sağ 2 sol çerçeveleri koyuyoruz. Açık yavrular aşağıya, ana zgrasını artık üstüne kapalı yavrular kenarlarına kavarmış çerçeve koyuyoruz. Ondan sonra bir ara ekliyoruz. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ya alttaki yumurta çerçeve koymayız. Ballı çerçeveye sıkıştır. Polenliği bile bırakırsan polenli bile arı polenliği açıp yavru basabilir. Onun için polenliği açıp yavru basmasın diye kuluçkayı sıkıştırabileceğimiz kadar sıkıştırmaya bakacağız.
Ne yaparız? Alır iki poleni bavul çerçeveyi. Zaten beslemeli yaptırdık bunlar karışık. Zayıf oraya takviye verirsin. Altta beş çerçeveyi sıkıştırırsın. Üçte üç tane zaten kapalı çıkardım. Kaç tek kapalısı vardı? Üç tane kapalı, üç tane açık vardı. Üç kapalı diye yukarı çıkardın. Yanına da şişik petek koyarsın. Oradan bir salkım olur. Beş tane oldu. Altta zaten beş. Evet. Bu şekilde yürüyor. Zaten tutta çalışıyor. Kontrolü yaparken şunu söyledim. Altı tane kapalı dedi. Ama dedi polen taşınmıştı. Bunu yapmaması lazımdı bu sistemde dedi. Niye taşındığını anlamadım. Yani. Ama yukarıda da şeyler var, arılar var. Yani dediğin gibi biraz önce dedin ya. Bir duvar polen taşımış değil. Esasında orada ben polen taşımış, arı polen taşımış koymuş diyor. Polen varsa arı taşıyor. Poleni sen o sürekli gelecek bir şey değil. O kuluçkanın içerisinde o gün bal akımı durduysa, hı hı, polen akımı yoğunsa sabah arı poleni taşıyor. Biz onu neyde yaşıyoruz? Ben şimdi niye kapalı yavru yukarı çıkılıp kuluçka yeri açılması lazım, hı hı, diyorum. Bizim burada çoğu arıcıya söyle bal döneminde polen çakmış aşağıya, alt kat polen dolu. Niye polen dolu? Yeterli yavru atamamış ki, harcayamamış. Hı hı. Bundan sonra o hızla devam ettik ki polen... Ben çok katı koyduğumuz, katta yavru yapan arının bir haftada alt katını full polen doldurduğunu çok gördüm. Ben şimdi diyorum ki millete alt kat kontrol edecek, bana eskerizler diyor ki alt kat kurcalanır mı? Yani alt kat kurcalanmazsa ben baldan çıkarken alt kat full polen, ben ne yapacağım full poleni? Hadi artık perga çıkartıyorsun, yok bilmem ne, bir pazar oluştu. Benim çocukluğumda işte biz köyde ulan polenli çerçeveleri çıkartıyoruz, bala sokmuşuz tabii, poleni doldurmuş. Üstte de balık koymuş arı, yatağını doldurmuş, arı durmuş. Ulan polenleri koyacak yer yok, saklayacak yer yok. Güvelendir, ziyan gitsin. Ne yapacak?